Kısır olduğumuzu nasıl anlayabiliriz? Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık nedenleri nelerdir? Çiftlerin bir yıllık korunmasız ilişkiye rağmen gebelik elde edememesine biz infertilite diyoruz. Yani çocuk sahibi olamama tanımlamasını bu şekilde yapıyoruz. Fakat bu yaşa göre değişen bir durumdur. 35 yaşın altında olanlar bir yıl süreyle bekleyebilirler ve hala gebelik oluşmamışsa bir hekime başvurmaları gerekir. Buna karşılık 35 yaşın üstündekilerin bu kadar uzun süre beklemeleri çok da doğru değildir. Bunların yaklaşık 6 aylık bir süre sonunda hekime başvurmaları doğru bir karar olur diye düşünüyoruz. Çünkü başka problemler ortaya çıkabilir. 38 yaş üstündeki kadınların ise hemen doktorlara başvurması ve tedavi konusunda fikir alması veya durumlarını tespit etmesi gerekir. Şimdi kadında ve erkekte farklı kısırlık nedenleri vardır. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Veya da şöyle de söyleyebiliriz. Mesela erkek kısırlık nedenlerinin %30'u kadınlara ait nedenlerdir. %20-25'i erkeklere ait nedenlerdir. Geri kalan %30 civarında hem erkeğe hem kadına ait nedenler vardır. Bir de %20'lik bir grup vardır ki kadın ve erkekte herhangi bir patoloji bulamayız, herhangi bir rahatsızlık bulamayız. Ama bunlar da çocuk sahibi olamamaktadırlar. Bunlara da sebebi açıklanamayan kısırlık diye tanımlamak mümkündür. Kadına ait olan nedenlere baktığımız zaman bunları şöyle kabaca özetleyecek olursak yumurtlama problemleri vardır bu kadınların veyahut kanalları tıkalıdır veyahut da periton dediğimiz karın zarınla ilgili bir takım geçirilmiş enfeksiyonlar yapışıklıklara ve kanalların fonksiyonlarının bozulmasına neden olmuş olabilir. Rahime ait problemler olabilir. İşte miyomlar olabilir, polipler olabilir. Rahim ağzına ait problemler olabilir. Bunlar gene kısırlık nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer neden endometrioz dediğimiz bir hastalık vardır. Yani rahimin içini döşeyen kılıfın rahim dışında başka yerlere sıçraması ve İşte peritonda yapışıklıklar yapması, yumurtalık fonksiyonlarını bozması gibi nedenler kadında kısırlığa neden olabilirler. Erkekteki nedenler ise ya sperm üretimi bozuktur, ya kanallar doğumsal olarak yoktur veya kanallar tıkanmıştır herhangi bir hastalık nedeniyle. Damar genişlemeleri vardır, varikosel deriz bunun adına. Bu da spermlerin uygun şartlarda korunmasının önüne engel olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bütün bu nedenler kadında ve erkekte kısırlığa neden olabilirler. Bir de daha önce de söylediğim gibi sebepsiz kısırlıklar vardır. Nedenini ortaya konmamaktadır. Aslında nedenleri vardır. Bugünkü teknolojiyle bunu ortaya koyamamaktayız. Bu nedenden dolayı da bunlara sebebi açıklanamayan, izah edilemeyen kısırlık denilmektedir. Biz Bahçeci Tüp Bebek merkezlerinde bu hastaları öncelikle bir değerlendiririz. Ve bu değerlendirmemizin sonunda hastaya yönelik kişiselleştirilmiş tedaviler uygularız. Yani bütün hastalara aynı tedaviler uygulanmamaktadır. Nedenlerini buluruz Bahçeci Tüp Bebek merkezlerinde ve bu nedenlere göre uygun tedavileri seçeriz. Bu şu demek değildir. Tüp Bebek merkezine gelen herkese tüp bebek yapılacak anlamında bir uygulama değildir. Bu sadece tüp bebek merkezlerinde bu konuda eğitilmiş insanların bu hastalıkların tedavisinde uzman olmaları nedeniyle bunlar hastaların durumlarını değerlendirirler ve bu değerlendirme sonucunda cerrahi müdahale gerekenlere cerrahi müdahale yapılır. İşte yumurtlama tedavisi verilenlere yumurtlama yapılır. İlaç tedavisi verilenlere ilaç tedavisi verilir. Eğer tüp bebek ihtiyaçları da varsa Bahçeci Tüp Bebek merkezlerinde bunların bu ihtiyaçları karşılanır ve tüp bebekte mutlu sona ulaşmaları sağlanır.